İşte burada gördüğünüz bu çocuklar zamanı doğu hastaneyi bombalayarak tarihin vahşi katliamlarından birini daha gerçekleştirdi. Bu saldırıda 1000'e yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve aziz intikam olan, kahhar olan Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. 13-14 gündür tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahitlik ediyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Kıyabili cenaze namazı kılacağız. Ardından da yaralı kardeşlerimize de 3 ihlas bir Fatiha ile namazdan sonra efendim hocamız dua edecek. Biliyorsunuz cenaze namazı 4 tekbirle kılınır. Allah rızası için Filistinli kardeşlerimizin... Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli kardeşlerimizin üzerine yine İsrailliler saldırdılar. Ve cuma namazı kılmalarını engellediler. Yine Gazze'nin üzerinde çok ağır bir bombardıman ne yazık ki bugün de cuma günü olmasına rağmen devam ediyor. Biz 75 yıldır bu saldırıyı, bu soykırımı hep seyrediyoruz. Sayısız soykırım yapıldı. 1947'den başlayarak, 1948'den başlayarak 75 yıldır sürekli Filistin'de çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor, engelliler ölüyor. Sabra Şatilla katliamlarından tutun da Deir Yasir köyü katliamına varana kadar sayısını bilemediğimiz onlarca katliam yapıldı. Ve bu katliamlarda gecenin sessizliğinde ansızın yataklarında uyuyan evlerin tepelerine bombalar indirildi. Çocuklar kurşunlandı. Bunlarla yetinilmedi, mülteci kampları yani Filistin'den sürgün edilen, kovulan, zorla evleri gasp edilen, zorla evlerine el konulan Filistinliler Ürdün'de, Lübnan'da yaşadıkları mülteci kamplarında katliamlara maruz kaldılar.